Annen geldiğinde çamaşır çalışıyor muydu? Makine çalışıyor muydu? Yok, ben elbiseleri çamaşır makinesinin önüne koymuştum. Önüne koymuştun? Evet. Çamaşır makinesi hangi, nerede duruyor? Hemen salonda. Salonda duruyor. Kapının girişinde mi? Kapının girişinde. Annen dışarıdan geldiğinde o çamaşırları çamaşır makinesinin önünde görmesi lazım o zaman. İşte hani ceketim vardı, pantolonlarım vardı. Soru soruyorum. Tamam. Annen o zaman dışarıdan geldiğinde çamaşır makinesinin önünde o kıyafetleri görmüş olması gerekiyordu değil mi? Evet, tabii. Heh. Peki neden görmedi annen? Bilmem, hani hatırlamıyor olabilir. Annen çok emin. Çünkü ben, niye eşim elbiseleri yıkamadı, ben kendim hani köye getiriyordum. Annen kıyafetleri görmemiş. Sen köye kıyafet götürmemişsin. Götürdüm Didem Hanım ya. O çuvalda ben elbise götürdüm. Adım gibi. Bu çuval böyle bir çuval mıydı? Getir çuvalı. Getir. Ver, ver çuvalı, ver şeye ver. Bunun biraz büyüğü. Bunun biraz büyüğü. Evet. Ne kadar büyüğü göster bana. Şu kadar falan. Oo. Şöyle. Ama şu şuralara kadar falan elbise doldur dedim. Ceketlerim vardı. İnsan bir insan sığar yani. Hani ceketlerim vardı. Çocuğun elbiseleri vardı poşette. Ya bu kadar büyük çuvalı, yani buna, yani ne var? Bu çuvalı sığar mesela. Ne var? Söyle bakayım. Nasıl? Ne vardı? Söyle, kıyafetleri söyle. İki tane ceketim vardı. Çuvalı görelim lütfen. Çuvalın tamamını görelim lütfen. Evet, söyle. İki tane ceketim vardı. Heh. Ondan sonra iş pantolonlarım vardı. Heh. Bir de çocuğun iki poşet elbisesi vardı. Tamam. Peki senin götürdüğün çuval kaç, ne kadar büyüklükteydi? Göster. Şu kadar falan. O kadar büyük çuvala ne gerek var? O vardı elimde. Hani o ne vardı. Poşete koysan da olur. Çuvala taşımana gerek yok ki. Poşeti yırtırıyor diye şey ettim işte. Ya nasıl bir ağırlık? Ya 2-3 bir şey var elinde. Bir poşete, pazar poşetini koysan bile olur. Çuvalı neden götürüyorsun? Ya çuval vardı o zaman. Çuvala kattım değil mi hanım? Ya evde bir poşet yok mu? Çanta yok mu? Senin valizin yok mu? Valizim işte, ben Mine'nin yani elbiseleri hiç çıkarmadım. Orada Mine'nin kıyafetleri orada duruyordu. Evet. Valizi duruyor. Valizinde. Tamam, senin valizin yok mu çocuğun kıyafetlerini koyabilir? Benim valizim yoktu. Sen Mine'nin kıyafetlerini koyabilirdin. Neden Mine'nin valizini bozmadın? Mine de gelmiyor, yok ortalıklarda. Ben hiç ellemedim onu. Mine'nin valizini neden boşaltmadın? Çocuğun kıyafetlerini, kendi kıyafetlerini koymadın? Ben ellemedim işte onu. Neden çuvalla taşıdın? Divanın böyle bir çuval mıydı? Getir Ozan. Bunu nasıl? Evet. Senin çuval dediğin çuval böyle. Evet, böyle. Bir ikisinin farkını görelim. Diğer yanını al. O da kalsın Ozan. Ha. Gör onu. Ha. Aynen bu şekilde. Bu kadar büyük çuvala ne gerek var? Ya bu vardı işte elimde. Ha, bu olduğundan buna kattım. Hani kolye kat, koli falan yok o da. Bunun içine bir insan sığar. Ben elbise kattım işte. Nasıl taşıdım bu çuvalı, bu kadar büyüklükte çuvalı? Elbise kattım aynı az önce. Göster nasıl taşıdın. Şöyle taşıdım. Ha. Şöyle taşıdım. Of be Mithat. Aha nasıl anlatayım bilmiyorum Didem Hanım ben ya. Ben çıldırdım artık ya vallahi ya. Aynı şeyi demekten. Ben sana gerekirse 1 milyon defa sorarım bu soruyu. Çünkü sen o insanı %99.99 maalesef kendin o gece. Ben elbise taşıdım. Başka bir şey taşımadım. Bu kadar büyük çuvala ne gerek var ya? Bu vardı elimde, onu da taşıdım Didem Hanım. Ya dalga mı geçiyorsun? Dalga geçmiyorum ben. Çocuğu hastaneden şeye götürdüğünde bu yani kıyafetleri götürmüyorsun. Sonra bir gün sonra yine araba sende kalıyor. Evet. 5'i 20 geçe bu kadar bir insanın sığabileceği çuvalı. Kendi elbiselerim de vardı bak, kirli diyorum. Kendi elbiselerim de vardı. Kendi elbiselerim vardı. Çocuğum asılsan poşetle gibi bir şey derdim. Kendi elbiselerim vardı. Ceketim vardı, pantolonum vardı. Tişörtlerim vardı. Ama annen yok diyor ya. Hani demiyor ki oğlum kirli kıyafetleri bu kadar, getirdi ben yıkadım demiyor. Bir de bu kadar büyük çuvalı annen görür ya. Çuvaldan boşalttıydım Didem Hanım. Çuvaldan boşalttıydım. Korkmasın elbiseler kirli diye. O kadar kıyafet yok ki zaten. Ne çuvalamış ya vallahi. Çuvala katın da atıp gelin Allah aşkına emine ya. Ben çıldırdım ya. Ne oldu? Dedim hani ya, başımdan geçenler hepsini anlatıyorum da hala daha çuval işte çuvala elbiseleri kattım diyorum daha niye? Yakın görelim, yakın yüzünü görmek istiyorum. Çuvala elbiseleri kattım. Ne oldu daha... İlk kez sinirlendi, ne oldu? Bu iki çuval farkını görünce niye böyle sinirin bozuldu senin? Ya sinirim bozuldu ama sürekli çuval diyorsunuz. Sürekli çuval ya diyorsun. Çuval farkı görmüyor musun? Dalga mı geçiyorsun sen? Ya tamam. Bu kadar büyük çuvalı 2-3 tane kıyafet koydum diyorsun. Çuvalı böyle taşıdım diyorsun. Küçük olsaydı küçük çuvala katardım. Büyük vardı büyük attım ya. Büyük vardı büyük attım Didem Hanım. Küçük olsa küçüğe katarım daha ya. Sen kendi evinde kıyafetlerini yıkayabilirdin. Niye annene götürdün? Senin evinde çamaşır makinesi yok mu? Vardı, o arızalıydı. O arızalıydı. Çalışıyormuş. O arızalıydı. Şey de bilsin, köyden acaba çamaşır makinesi. Biliyorum, baktık gördük onu biz. Her şeyim orada.
Hani öyle bir şey yapsak olsam eşyaları da yakardım. Köyde sen bana şu, pardon, önce evindeki eşyaları, senin yattığın odada ne vardı? Benim yattığım odada ne vardı? Öyle. Bu elbise açacak şey vardı. Elbise açacak. Onu boş ver. Yani senin odanda yatak var mıydı? Yatak bir şeyim vardı. Minderim vardı. Bir minder, iki battaniye vardı. Neyin üzerine koyuyordun minderi? Minderi halının üzerindeydi. Bir yatak bir şey yok yani, çekyat falan bir şey yok. Yok, yoktu. Çocuk odası diye ben ona orada şey diyordum yaz günü. Minder yerde, yere koydun. Evet. O minderin üzerine uyuyorsun yerde. Evet, üzerine de ya battaniye falan şey etmiştim. Tamam. Peki şeyler, Mine ile çocuğun yattığı odada ne vardı? O arada televizyon vardı. İki tane çekyat vardı. İki tane çekyatın küçük şeyleri vardı. Koltukları vardı. Bir de halı vardı. İki çekyat. İki çekyat, bir iki tane de oturak. Küçük. Bir tane üçlü koltuğun yok muydu? Üçlü yok. İki koltuğum. Aha, iki koltuğum vardı. İki tamam. İki koltuğum, iki tane de küçük koltuk vardı. İki tane küçük koltuk vardı. Evet. Peki şey yok muydu, baza falan? Yoktu. Ha bir de onların hani uyurken vantilatör vardı. Baza varmış, köyde baza var. Çift kişilik bir yatak varmış. Baza o yatak odasındaydı. Yatak odası sıcak oluyor diye orada yatmıyorduk biz. Baza var, evet. O yatak odasında. O hani evlendiğimizden beri, çeyizimizden beri var. Şimdi köyde iki tekli koltuk var, iki tane. Tamam. Bir tane üçlü koltuk var. Tamam mı? Üçlü koltuk mu? Evet, yani bir tane üçlü koltuk gibi. Bir dakika, salonda ne var dedin? Salonu söyler misin? Salonda bir şey yoktu ki ne? Salon ince uzun bir yerde. Salonda bir şey yoktu. Yani iki tane baza yan yana oluyor ya sevgili izleyiciler. İki tane baza varmış yan yana. Çekyat nerede? Çekyatlar? İki tane baza. Zaten üzerinde koca, yani yatak odası denilen koca minderi vardı. Onun üzerinde. Çekyatlar nerede duruyordu? Çekyatlar nerede duruyordu? Çekyatlar. Çekyatlar yatak odasında duruyordu işte. Niye köyde baza... çekyatlar köyde yok? Nasıl yok? Hepsini oraya indirdim ben onu. Yoklar. Hepsini oraya indirdim. Hepsini de elzem bile indirdim. Ben sadece elbiseleri getirdim köye. Bak köyde ha, kimseye bir şey de bir tane ben. Üçlü koltuk gibi olan, bir tane öyle koltuk, bir tane iki tane tekli koltuk, iki tane baza yan yana böyle bir yatak başlığı oluyor ya. Evet. O varmış. Ondan hatta bu pembeymiş bu üçlü koltukta. Pembe tonları. Evet, pembe, evet. Ha. 7 senedir evet. Sen çekyat deyip duruyorsun. İki tane çekyat diyorsun. Nerede çekyatlar? Çekyat işte o baza dediğim benim, baza. Baza dediğim işte o çekyat dediğim, ben onu anladım. Ha, çekyat diyorsun sen evet. Ona. Evet. Onun ikisini yatırıyorsun. Büyük minderini koyuyorsun işte. Hani yatak odası, ben onu biliyorum. Hani benim evimde devam bunlar vardı. O koltukların iki tane vardı yani gittiğimde. İki tane pembe koltuk vardı, iki tane de küçüğü vardı. İki tane pembe koltuk mu vardı? Evet. Evet. Aa. İki tane küçük. Tek kişilik oluyor. Aa, bir tane pembe koltuk yok o zaman. İki tane pembe koltuk vardı, iki tane de küçük şey vardı. Arkadaşlar şu VTR'ye girelim mi hemen? Hazır mı o eşya VTR'si, hazır mı? Duyuyor musunuz Hakan beni? Hadi girelim eşyan köye, hangi eşyaları götürmüşsün? Bir tanesi yok o zaman. Bir şey eksik evde yani. Hiç eksik olan yok. Hiç kimseye vermedim çünkü ben. Kimseye vermedim. E ne yaptın o zaman? Arabayla getirdim. Arabayla oraya indirdim. Hiç eve bir şey etmedim ben. Eve sadece çuvallarımı indirdim. Eşyalarımı indirdim. Acaba birinin üzerinde Mine'yi bıçakladın? Hayır, ona, asla. Ona kan oldu, onu sonra yaktın mı? Hayır, hayır. Asla. Evdeki eşyaları gelsin ekranlarınıza lütfen. Sadece keyniyordu. Köyde keyindiği gibi değildi. Sorunları vardı. Sevgisizlik gördüğü için belki bunları yaşadı. Ben böyle bir kadın istemiyorum artık yani. İşte Mithat ve Mine'nin eşyaları. Şu anda Mine'ye ait eşyaların olduğu eve geldik. Mithat'ın teyzesi Zübide Hanım'ın evindeyiz. Hemen bu kapının arkasında Mine'ye ait çok sayıda eşya bulunmakta. Sırayla da hepsini size göstermek istiyoruz. Burada yataklar, koltuk takımları, döşekler, yorganlar, halı, kilim ve yine burada bazanın altında kullanılacak yatak eşyaları bulunmakta. Bunların hepsi Mine'nin evinden, Mine kaybolduktan sonra çıkartıldı ve Mithat'ın teyzesi Zübide Hanım'ın evine getirildi. Eşyaların bir kısmı burada, diğer kısmı ise yan odada muhafaza ediliyor.
Mithat'ın teyzesi Zübide Hanım ilk defa konuştu. Peki bu eşyalar size ne zaman getirildi? Bir ay evvel gelmiştir. Bu eşyalar yeni Mine'nin, ilerleyelim şöyle, Mine'nin evinde kullandığı eşyalar. Koltuğu var burada, yatak odası takımı var. Evet. Peki size ne deyip bıraktı bu eşyaları? Mithat teyze bunlara bura koyabilir miyim dedi. Ben de koyabilirsin dedim. Koydu gitti. Peki siz sormadınız mı Mine gelirse kızmaz mı bana diye? Mine gelirse götürün dedi. Eşyaları buraya kim yerleştirdi? Eşyaları annesine, oğlan kendi yerleştirdi. Burada neleri var? Burada dolapları var, buzdolap var, çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi var, masası var. O yayında bahsedilen, ısrarla da söylenilen buzdolabı bu oluyor sanırım değil mi? Evet. Peki bu buzdolabı ilk geldiğinde gördünüz mü? Hayır, ellemedim. Eksik eşya var mı Hüseyin? Yani iki tane dediğim gibi koltuk olması gerekiyor. Bir tanesi yok. İki tane küçük koltuk, iki tane de büyük koltuk. Nerede onlar? İdem Hanım, hiçbir yere vermeden ben ikisi de o, bak hepsi orada o eşyaların. İki tane pembe koltuk, iki tane küçük koltuğu vardı. Senin hatta Selma'ya bir... söylediğin ses kaydını arkadaşlarım hazırlıyorlar. Hatta... Onu birazdan ekranlara getireceğim, ne söylemişsin Selma'ya. Tamam, devam et. Hatta yani üzerleri batmasın diye birbiri üstüne kapadık biz onu. Birbiri üzerine kapadık.